Günaydın. Değerli basın mensupları, son zamanlarda kaydedilen bazı dış politika gelişmeleri hepimizin dikkatini çekiyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bu gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Dün de biliyorsunuz Aden Körfezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmakta olduğu katkının bir yıl daha uzatılması ile ilgili bir tezkere görüşüldü. O tezkere ile ilgili olarak yaptığım konuşma sırasında da zaten tespit ettiğimiz dış politika hatalarını, eksikliklerini dile getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dış politika alanında bütün bu eksiklikleri ve hataları izlemeye ve gözlemeye devam edeceğimizi, bunları sürekli olarak hükümetin dikkatine getireceğimizi zaten belirtmiştik. Bir süredir bir toplantılar serisine başlamış bulunuyoruz. Önce Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilikleriyle Ankara'daki bir toplantıda bir araya gelmiştik. Bu sabah da Sayın Genel Başkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin temsilcileriyle bir sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bu sabah kahvaltısı toplantısı sırasında da İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin ve o üyelerin katılımda bulunan bugünkü toplantıya gelenlerin dile getirdiği bazı hususları not ettik. Bunları da ileriye dönük olarak takip etme konusunda söz verdik. Bugün konuştuğumuz konular arasında elbette başta Suriye meselesi geliyordu. Suriye ile ilgili olarak bizim biliyorsunuz bir vizyonumuz ve bir yol haritası düşüncemiz var. Bunu ayrıntılı bir şekilde bugün sabahleyin kahvaltıya katılan ülkelerle paylaştık. Bu bağlamda Behmehal ve Türkiye'nin Suriye yönetimiyle en kısa zamanda bir temas kurmasının önemini tekrar dile getirdik. Aynı zamanda bölgede Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adlı bir girişimin başlatılması ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi önerisi olarak mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladık. Aynı şekilde yine bölgenin önemli sorunlarından biri olan ve aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşuna da bir bakıma vesile olan Filistin sorunuyla ilgili olarak düşüncelerimizi dile getirdik. Bu konuda Filistin temsilcisi de duyarlılığını çok kuvvetli ifadelerle dile getirdi. Maalesef Türkiye'nin Filistin sorunuyla ilgili olarak beklentileri karşılayamadığını düşünüyoruz. Her şeyden önce biliyorsunuz Filistin nezdinde Türkiye'yi temsil eden Kudüs başkonsolosluğumuzda maalesef yeterli seviyede bir temsil şu sırada gerçekleştiremiyoruz. Başkonsolosumuz, Yerçin Umaralı başkonsolosumuz Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin mevcut durumu nedeniyle görevinin başında bulunamıyor. Bu tür eksiklikler elbette dış politika alanında yapılan ardı ardına bazı hatalardan kaynaklanan gelişmeler olarak önümüzde görülüyor. Bugün yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemli konuları arasında bulunan ekonomik işbirliği meselesi üzerinde durduk. Bu konuyla ilgili olarak katılımcı ülkelerin dile getirdikleri hassasiyetleri not ettik. Aynı şekilde gelişmekte olan ülkeler grubu D8'in de çoğunluğunu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler oluşturduğu için bu D8'in de yeterince aktif olmadığını ve bunun da yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayan katılımcılar oldu. Bu konulara da dikkatimizi çektiler. Bunları da not ettik. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı bu yıl zirvesini Gambiya'da düzenleyecek. Gambiya temsilcisinin de bu konuyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşması önemliydi. Yine bugün meclisimizin gündemine gelecek, Tarım Komisyonu'nun gündemine gelecek bir konu var. Bunu da özellikle takip etmeye kararlı olduğumuzu vurguladık. Kazakistan tarafından yapılmış olan bir öneri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünya gıda güvenliği konusunda bir örgüt kurulması ile ilgili bir teklifi vardı. Bu konu bir yasa olarak bugün Tarım Komisyonu'na gelecek. Tarım Komisyonu'ndan da bunun en kısa zamanda geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geleni yapacağız. Sonra Dışişleri Komisyonu'na, ondan sonra Genel Kurul'a gelecek. En kısa zamanda da onaylanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz verdiğimizi bugün yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu sabah kahvaltıya katılan temsilcilerine belirttik. Bu tür toplantılarımız devam edecek. Dediğim gibi Avrupa Birliği büyükelçileriyle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin buradaki büyükelçilik temsilcileriyle bölgesel örgütlerin de büyükelçilikleriyle bu tür seri toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Dış politika alanında çok önemli eksiklikler ve hatalar görüyoruz. Bunlarla ilgili düşüncelerimizi aynı Suriye ile ilgili yol haritasında olduğu gibi basın ile paylaşmaya ve hükümete öneriler sunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da bu tür toplantıları daha sık aralıklarla düzenleyeceğiz. Benim sizlere bugün söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.